Sağlık Bakanlığı'nın düşük tuttuğu euro kuru nedeniyle ithal ilaçlar bulunamıyor. Kriz günden güne derinleşiyor. Hastalar eczaneleri dolaşmak zorunda kalıyor. Tüm bu zorluklar yaşanırken buna bir de SGK'nın muadil ilaç ödemeleriyle ilgili düzenlemesi eklendi. Hastaların cebinden daha çok para çıkıyor artık. Ne ilacın var mı? Kalk ilaçları. Yoktu. Araştırmamışsa bulduk senin için bir tane. Ha. Var mı efendim? Dur galiba burada. Kaç eczane dolaşmıştınız? Dördüncü eczane mi bu? Evet. Sadece bir tanesi var İbrahim abi. Diğer ikisini silmek zorunda kaldım. Azıcık tekrar yazdırırsın. Teşekkür ederim. İlan edilen 625 kalem ama bu giderek artıyor. Şu anda zannediyorum 700-800'ü geçti bu bulunmayan ilaç kalemleri. Bir reçete geldiği zaman 4 kalem ilaç yazılıyorsa 2 tanesini bulamıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın düşük tuttuğu euro kuru nedeniyle ithal ilaç sıkıntısı büyüyor. 4 lira 57 kuruşa sabitlenen euro kuru 3,5 katına çıktı. Hastalar eczane eczane dolaşıyor ama ilaçlarını ya bulamıyor ya da bulduğu kadarını alıyor. Siz euroyu 4,57'de sabitlemişsiniz ve bu fiyat üzerinden ben senin ilacına fiyat veririm derseniz olacağı budur yani. Bulamadığımız ilaçlar var. Hangi ilaçlar? Özellikle boğaz enfeksiyonu ile ilgili ilaçlar. Düşük tutulan döviz kuru nedeniyle hastalar zaten zorlanırken SGK da muadil ilaç farkında ödeme payını düşürdü. Gizli zam gelmiş oldu. Orijinal ilacı verdiğimiz anda vatandaş muadil ilaçla aradaki farkın %5'ini fazladan ödeyecek. Eskiden %10 devlet ödüyordu. Şimdi %5'e düşürünce vatandaş kalan %5'i ödemek zorunda. Muadil ilacın ödeme payı düşürülünce hastanın da cebinden daha fazla para çıkıyor. Örneğin bu kalp ilacına daha önce 4,5 lira öderken şu anda 9,5 lira ödüyor hasta. Ve tansiyon ilacı buna da daha önce 7 lira öderken şu anda ödediği para 14 lira. 3 aylık ilacı aldığı zaman 3 kutu diyelim kalp ilacı alıyor, 3 kutu tansiyon ilacı alıyor. Birinden 9 lira çıkıyor, birinden 16 lira çıktığı zaman 70-80 liraya varan bir ilaç farkı çıkıyor. Muadil farkının yanı sıra eczacılar da hastalar da bir an önce ilaçtaki krizin çözülmesini bekliyor. Çünkü bulunamayanlar bu mevsim en çok ihtiyaç duyulan ilaçlar. Çocuk ilaçları, çocuk şurupları, ateş düşürücü, ağrı kesiciler bulunmuyor mesela. Bunlar çok basit ilaçlar. Çocuklara yönelik nefes açıcı şuruplar, bronş açıcı şuruplar yok. Antibiyotiklerin bir kısmı yok gene çocuk şuruplarından. İşte tansiyon ilaçlarından bazıları bulunamıyor. 3-4 eczaneye gittim. Zor buldum. Bulunmuyor yani. O da bir tane bir yerden buldum. 4 taneydi. Aha. Öyle tamamladım. Kız kardeşim, ablam çocuk ilacını bulamıyor. Onlar sıkıntı yaşıyor bayağı.